Hepinize merhaba arkadaşlar. Geçen hafta hayaller gerçeklere karşı demiştik. Sevgili Hande ile beraberiz yine. 16-22 Eylül'ü konuşacağız. Bakalım sevgili burçları bu hafta neler bekliyor? Hangi burç daha şanslı? Hande'cim nasılsın? İyi sağ ol canım, sen nasılsın? İyiyim. Bu hafta biraz enerjim düşük hissediyorum ama evet. Her şey çok güzel. Enerjimiz düşük çünkü hem Dolunay gerçekleşti, o Dolunay'da Mars-Neptün karşıtlığı devrede. Hı hı. Zaten uyarılarımızı bu yönde yapmıştık. Bağışıklık sisteminizi koruyun. Biraz hem mevsim değişiklikleri, hava değişimi hem de enerjimiz normalin bir tık altında çalışıyor bu dönem içerisinde. Mesela çok çabuk uykumuz gelebilir, çok çabuk dinlenmek isteyebiliriz, çabuk yorulabiliriz. Mesela vücudumuzda her zamankinden daha fazla suya ihtiyacımız olabilir, daha böyle halsiz hissediyor olabiliriz. İşte bu hafta birazcık buraların yine doldurulması lazım. Buraların birazcık daha beslenmesi gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Alerjiler, intoleranslar bu dönem önemli. Ben etrafımda çok duyuyorum, dışarıya gidip yemek yiyip hani zehirlenen, İşte çok kötü bir şey bana dokundu diyen, işte hastaneye giden vesaire. O yüzden hani tanımadığınız yerlerde yememeye özen gösterin. Bildiğiniz, hani her zaman gittiğiniz yerler olsun. Bu dönem dediğim gibi bizim vücut sistemimiz farklı çalışacak. Hı hı. Ondan kaynaklı olarak çok küçük, ufacık işte yağ değişimleri, ufacık böyle bir baharatın eklenmesi bile bünyemizde farklı sonuçlara sebep olabilir. İlaç da alanlar, düzenli ilaç kullananlar için de bu uyarıyı yapmış olalım. Çünkü Mars-Neptün karşıtlığı Dolunay'la beraber devreye girdi. Demek ki 15 gün boyunca hayatımızda. Tabii ki ilk zamanlar olduğu gibi değil ama bu hafta da hayatımızda etkili olacak, onu söyleyebilirim. Evet, şimdi sağ olsunlar arkadaşlarımız yorumlarda da her seferinde daha çok ilgi gösteriyorlar ve soru soruyorlar. Ben birkaç soruya değinmek istiyorum sana. Mustafa Yeder diye bir kullanıcımız var. Hande Hanım, bu gönül ilişkileri sebebiyle depresyonum nüksetti demiş Mustafa Bey Başak Burcu Hande Hanım. Ah 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 Mustafa Bey. Şimdi Başak Burcu zaten depresyon demeyeyim ama endişe ve kaygıların yüksek olduğu bir burç. Merkür tarafından yönetiliyor. Hı hı. Kafa çok çalışır Başaklarda. O yüzden boş kaldıkları zaman o kafada, hep ben bunu söylerim, kafalarında bir Japonlar var, o Japonlar konuşur. O yüzden Başak Burçları boş kalmayı sevmez ve hayatlarının her döneminde bir şey yapmak, bir şeyle uğraşmak durumunda hissederler kendilerini. Uğraşmadıkları zaman kendileriyle yüzleşmeleri gerekir ve kendileriyle yüzleştiklerinde bunu nerede yanlış yapıyorum, bu ilişkide niye hata yaptım, işte bunu yapmamalıydım, arkadaşıma bunu söylememeliydim diyerek kendilerine çok yüklenebilirler. Evet, bu dönem söylemiştik ilişkiler konusunda aslında Başaklar için hayatlarını düzenledikleri bir ay ama ilişkiler konusunda gerçekçi olmaları gerekiyor. Ki gerçekçi bir burç olmasına rağmen biraz ilişkiler konusunda şöyle birkaç yıldır kendilerini bırakmış durumda sevgili Başaklar. O yüzden geçecektir Mustafa Bey, merak etmeyin. Bir şekilde hani o dengeyi ve onu da bulacaksınız. Ama bu ay çok gezegen geçişi var Başak Burcu'nda. Bu yüzden tedirginlikleriniz birazcık daha artmış olabilir. Balık Burcu'ndaki bu dolunay, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü gerçekleşen bu dolunayla beraber artık birazcık daha o endişelerden, o depresyonik etkilerden kurtulacağınızı düşünüyorum. Merak etmeyin. Evet. Bir kullanıcımız daha var, Samira Ulaş. Samira Hanım özellikle bana da bakın demiş. Size sevgilerini de gönderiyor. Şimdi Koç, Samira Hanım Koç. Partneri de İkizler Burcu. Şimdi Koç ve İkizler. Aslında Koç ateş elementi, İkizler hava elementi. Ateş hava ile iyi anlaşır. Hava ateşi körükler, ateş de havayı ısıtır. Yani Koç ikizler kombinasyonu element niteliğinde baktığımızda birbiriyle çok uyumlu. Fakat gezegen niteliğinde baktığımızda ise Koç Mars tarafından yönetiliyor, ikizler Merkür tarafından yönetiliyor. Hani böyle bir kavga ortamı Merkür-Mars kavuşumları, çünkü hızlı, sert söylemlerle bağlantılı, hızlı hareket etmekle, hızlı düşünmekle bağlantılı. Evet, hayatlarında çok şey çok hızlı akar bu insanların. Fırt fırt onu yaparlar, bunu ederler. Hadi onu yapalım, bunu yapalım, oraya gidelim, bunu gezelim, görelim vesaire diyebilirler. Ama iş duygulara geldiğinde Koç içgüdüsel davrandığı için her zaman ikizleri anlayamayacaktır. İkizler Burcu'nun birazcık daha Koç Burcu'nu beslemesi ve birazcık daha Koç Burcu'yla hareket etmeyi öğrenmesi lazım. Burada başlatan her zaman Koç olacak. O yüzden ilişkiyi bitiren de başlatan da Koç Burcu, yani Samira Hanım olacak.
Buradan da kendisine sevgilerimizi iletiyoruz. Ama normalde anlaşırlar yani, onu da söyleyelim. Evet. Şimdi Hande'cim bir yorumumuz daha var. Bunu son yorum olarak alacağım. Benim güneş burcum balık. NBK adlı bir kullanıcı. Benim güneş burcum balık. Yükselen burcu da balıkmış. Ay burcum kova diyor. Partneri ise partnerinin güneş burcu kova, yükselen burcu akrep, ay burcu da oğlak. Akrep, ay burcu da oğlak. Evet, sabit bir insanla beraber. Şimdi kendisi değişken ama ay burcu kova olduğu için duygusal noktalarda çok çabuk değişebilen bir insan değil bu izleyicimiz. Karşı tarafın ay burcu oğlak, sonuçta çalışmayı ve hem ailevi koşulları hem de çalışmayı, kendini ispat etmeyi, ortaya koymayı da seven bir yapısı var. Ay burçları çok uyumlu değil ama uyumsuz da değil. Hani sadece 30 derecelik bir açıyla aslında çok da uyumsuz diyemeyiz. Ama güneş burcuyla karşı tarafın yükseleni uyuyor. Çünkü karşı tarafın yükseleni akrep olduğu için 5. eve sizin burcunuz düşüyor. 5. ev aşk evidir zaten. Bu yüzden iyi anlaşacağınızı düşünüyorum. Sadece kova olarak, kovaların ukalalıkları vardır, çok bilmişlikleri vardır. İlişkide illa her şey onların dediği gibi olsun gibi istekleri vardır. Bu noktada sizi birazcık yorabilir. Ama siz de değişken bir burç olan balık burcusunuz. Siz de kolaylıkla buna uyum göstereceksiniz gibi düşünüyorum. Ama mesela sizin haritanıza göre bu kişi 12. evinizde kalıyor. Çünkü yükseleninizin balık olduğunu söylemişsiniz. 12. evinizde kalıyorsa biraz siz onun ne yaptığını bilemezsiniz. Hani o sizin bilir gün içerisinde neler yaptığınızı. Ama siz onun hayatıyla ilgili çok da bazı konulardan haberdar olmazsınız. En kibar tabirle böyle anlattım. Ama dediğim gibi sonuçta bir uyum da söz konusu. Evet. Sağlıklarına dikkat etmeleri gereken bir dönemdeydi Koç burcu ve yükselen Koçlar. Sağlık ve işle ilgili konuların önem kazandığı bir dönem. Hala bu konularda girişimler var. Ama şunu söyleyebilirim. Bu hafta itibariyle artık Koçların ikili ilişkiler ve özel hayatlarını onurlandıracakları bir döneme geçiyoruz. Aşk var diyebiliriz kendilerine. İkili ilişkiler çok önemli. Hayatlarında bir insan varsa onunla beraber hareket edecekleri ve denge sağlamak için uğraşacakları bir döngü içerisinde olacak sevgili Koçlar. Şimdiye kadar gönül alamadıkları, kalbini kırdıkları birileri varsa özel hayatlarında, bunları toparlamak, işte karşı tarafın düşüncelerine önem vermek, bu yanlış anlaşılmaları sonuçlandırmak için bu haftayı kullanabilir sevgili Koçlar. Satürn düzeliyor. Kariyer alanlarında yaşadıkları engeller, gecikmeler, sıkıntı ve sorunların önümüzdeki dönemi itibariyle onları rahatlatacağını söyleyebiliriz. Bu hafta yabancı ülkelerle yapacakları işlere, tanımadıkları insanlarla girişecekleri bir takım konulara dikkat etsinler. Çünkü yanlış insanların ve yanlış kişilerin peşinden gitme olasılıkları yüksek olacak sevgili Koç ve yükselen Koçların. Hafta sonu bütün burçlar biraz olumsuz etkileniyor ama hayata da keskin bir bakış açısı atacaklar. Özel hayatlarında sevdikleri insanla pazar günü kavgalara dikkat diyelim. Malum pazar günü izinli olduğumuz aynı evde. Evet. Biraz ya dikkat. Da aynı evde olmasalar bile, evli olmasalar bile dediğim gibi bir araya geldiklerinde biraz böyle hayatın bardağın boş tarafını görmeye yatkın olacaklar. Bütün burçlarımız bunları bir alanda yaşıyor olacak. Evet. Boğalara geldiğimizde boğalar için şimdi aşk dolu bir, keyif dolu bir aydı Eylül ayı. Hala da bu noktalar hızlı hareket ediyor. Ama dolunayı yaşadılar, çevrelerini ve arkadaşlıklarını gözden geçirdiler. İş arıyorlarsa arkadaşlarından aldıkları feedbacklerle hem özel hayatlarını düzenledikleri hem de işle ilgili konuları hızlandırdıkları bir sürece geçti sevgili boğa ve yükselen boğalar. Beraber çalıştıkları insanlarla uyumlu ilişkiler çıkarabilirler. Daha önceden çalıştıkları ortamda uyumsuzluk yaşadıkları, sıkıntı yaşadıkları birileri varsa bu hafta bunları şifalandırmak, bu konuların üzerine düşmek ya da böyle bir durumla karşılaştıklarında aslında bu neden kaynaklanıyor? Bunun sonucuna ve işte analizine gitmeleri yerinde olacak. Satürn'ün düzelmesiyle beraber hem eğitim hem de seyahat alanında
daha olumlu, daha kalıcı ve uzun soluklu bir takım girişimlerde bulunabilirler. Ve tabii ki neye dikkat edecekler? Bu hafta borç alma, borç verme konularına dikkat etsinler. Paralar. Arkadaşlarıyla beraber girişecekleri işlerde bazı işlerin istedikleri gibi yürümediğini fark edebilirler. Yanlış düşündüklerini görebilirler. Yanlış insanların peşinden gittiklerini görebilirler. Çok inanmış ve güvenmiş olabilirler ama o inanç ve güvenlerin boşa çıktığını fark edebilirler sevgili boğalar. Ev aileye düşkün oldukları bir dönemde ikizler için. Evet, ailevi konular ön planda. Mesela hani ailevi konular ön planda. Ailede bir düğün vardır. Bir nişan vardır. Aile büyüklerinin hayatında önemli bir konu vardır. O ay bütün algı oraya dönüktür. Tabii ki işlerinde güçlerinde olacaklar. Bu anlamada geliyor ev, aile, yuva derken. Daha çok bu konularla ilgilendikleri bir dönem. Çocuklarla ilgili konu ve olaylar ön plana çıkıyor İkizler Burcu için. Eğer evliyseniz ve çocuğunuz varsa onlarla ilgili planlarınızı yapacaksınız önümüzdeki dönemde, bu hafta içerisinde. Onlarla bir araya gelebilirsiniz. Onları işte okuldan alabilirsiniz. Okul sonrası tiyatro, sinema, onların çocukları eğlendirecek bir takım kabareler, oyunlar vesaireler, bu alanlar çok aktif. Ama eğer gönlünüz boşsa, bekarsanız, gençseniz aşk var yine. Koça söylediğimi benzerini İkizler Burcu'na söyleyeceğim. Özel hayatınızın üzerine eğildiğiniz, biraz artık hani aile ortamlarından sıyrılarak daha eğlenceli ortamlara geçmek istediğiniz bir dönem başlıyor sevgili ikizler. Arkadaşlarınızın aşk hayatınız ve özel hayatınızla ilgili konularda size çok yardımcı olmadığını ya da bu noktalarda yaralı olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Ama bütün bunları yaşayacaklarınızla beraber şifalandırmak için de uygun bir hafta olacak. Satürn düzeliyor bu hafta, düzelmesiyle beraber parasal konularda, birikimler, ödemeler, borçlarla ilgili konularda daha istikrarlı ve daha düzenli hareket etme imkanına sahip olacaklar sevgili ikizler. Neye dikkat etsinler? Partnerin ailesi ortaklı işlerde yanlış insanların peşinden gitmemeye dikkat etsinler. Parasal konularda da giriyor o zaman bu biraz. Şöyle söyleyeceğim, hani parasal konularda değil ama beraber iş yaptıkları insan çok güveniyordur bir projeye. Hı hı. O projede bütün bir yıl boyunca o insandan beklentisi çok yüksektir o kişinin. Fakat sonunda o beklentinin hiçbir şekilde karşılanmadığını görebilir. Yani yanlış yere yatırım yapmıştır. Evet, yatırım anladım. Derken aslında parasal yatırımdan bahsetmiyorum, kişisel yatırım. Hayal kırıklığı da diyebilir miyiz? Hayal kırıklıkları olabilir, gerçeklerle yüzleşme olabilir. Ne kadar aslında gerçeğe ne kadar hayalperest yaklaştığımızı göreceğimiz bir hafta. Şimdi gerçeklerle hayallerimiz birbirine karşıydı zaten Dolunay'da. Şimdi artık bunlarla yüzleşme zamanı. Bu sene Jüpiter-Neptün karesi çok önemlidir astrolojide, ağır giden gezegenlerin birbirine yaptığı dik açılar. Skandallar, sansasyonel bir takım durumlar, yanlış inançlar, yanlış kişilerin peşinden sürüklenme, girişimlerimizin fos çıkması, hatta sahte peygamberlerin türemesi olarak bilgilendirilir. Özellikle bu konuyu çalışan insanlar bunu gayet iyi bilirler. O yüzden bu yıl çok önemliydi. Hani gerçekten neye inandığımız, neyin peşinden koştuğumuz, neyi düşlediğimiz ya da inancımızın ne olduğu. Yanlış insanların peşine takılma, yanlış insanların görüşlerini hayatımıza öncelik olarak alma, yanlış işler içerisinde olma, bunlar önemliydi. Ocak ayı, Haziran ayı ve Eylül ayı üçüncü kez ve bu sefer Satürn düzeldikten sonra Jüpiter-Neptün karesi devreye girecek. Artık son final. Yani o yüzden bakalım bir yılımızı nasıl geçirdik? Nerede hata yaptık? Kimlere inandık? Kimlerin peşinden gittik? Gerçekten bizim inançlarımızla beraber çalıştığımız insanların inançları ya da onların düşünceleri örtüşüyor muydu? Bunları göreceğiz. Bu hafta bu çok önemli. Bunu da İkizler Burcu'nda açıklamış olduk. Şahane. Evet, başında açıklamamız gerekirdi aslında ama olsun. En azından bizi tıkır tıkır hepsini izleyenler bunu bir şekilde buradan yakalayacaklardır diye düşünüyorum. Evet. Yengeç ve yükselen yengeçlere geldik. Şimdi iletişim ayaklarının çok hızlı olduğu, yakın çevreleriyle beraber hareket ettikleri bir dönem içerisinde sevgili yengeçler.
Ama artık biraz böyle kısa vadeli oradan oraya koştur, onu al, bunu ver, satış yap ya da yapmıyorsa bile işte eğitmenlik olabilir, öğrencilik olabilir, öğrenme olabilir. Hızlı bir dönem, kafalarının çok çalıştığı bir dönem, uykusuzluklarının çok olduğu bir dönem. Çünkü kafa çok, nasıl diyeyim, devamlı kafada dönen bin tilki var. Orası Başak alanı, düşünce alanında Başak var şu an. Ve orada Mars gibi bir gezegen, kavgacı bir gezegen var ve Güneş var. O yüzden bu hafta çok kendi kendileriyle kavga edebilirler, yakın çevreleriyle kavga edebilirler. Ama aynı zamanda ailevi konularda da bir düzen, bir denge oturtmaya çalışacaklar bu hafta. Zaman zaman aile hayatlarındaki bazı konuşmalar onları yaralayabilir. Ama dediğim gibi sıkıntı yaşıyorlarsa bütün bunların aslında üzerine giderek şifalandırma etkisi de devrede olacak. Dekorasyon, tadilat, tamirat, boya, badana işlerine girişmek, ev için bir eşya almak, evi yenilemek, evi düzenlemek, bahçe işlerine girmek ya da misafir ağırlamak için uygun bir dönem içerisinde olacaklar. Satürn düzeliyor. Satürn ikili ilişkiler ve özel hayatlarında bir takım gecikmeleri, sıkıntı ve sorunları ya da alınması gereken sorumlulukların gözden kaçırılması gibi etkilere sebep olmuş olabilir. Şimdi düzelmesiyle beraber daha sağlam, daha kalıcı, daha uzun soluklu ilişkiler içerisinde olmak ve bu ilişkilerin sorumluluklarını almak isteyecekler sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Almak istemeseler bile o Satürn zaten onlara aldırtacak bir şekilde ya da alınması gerektiğine dair sinyaller verecek sevgili yengeçlere. Neye dikkat etsinler? Eğitim ayağına dikkat etsinler. Eğitimde mesela çok yengeç öğrencisi kandırılabilir. Evet. Bu 2019'da onlar için geçerli bir şeydi. Dediğim gibi hiç düşünmedikleri insanların peşine, hocalarının peşine takılabilirler. Aynı zamanda iş hayatlarında da gözlerini dört açmaya özen göstersinler. Şimdi aslan ve yükselen aslanlara geldik. Maddi konular önemliydi. Bu alanda mücadeleler bu haftada devam ediyor. Zaten Dolunay'dan aldıkları etkiyle hani parasal konularda bir çözülme, belki bekledikleri bir paranın gelmemesi, faize yatırdılarsa işte faizin düşmesi, beklentilerin karşılanmaması, banka işlemleri vesaire ya da parasal konularda yapılan yanlışlar devreye girmiş olabilir sevgili aslan ve yükselen aslanlarda. Şimdi bu hafta iletişimi yüksek tuttukları bir hafta olacak. Yakın çevreleriyle beraber akrabalar, kardeşler, yakın dostlar onlarla beraber güzel planlar içerisine girebilirler. Uzaktan akrabalardan bir takım haberler gelebilir. Bu haberler özellikle pazartesi günü ve salı günleri onların canını sıkabilir ya da onları biraz tedirgin edebilir. Hiçbir şey bilmediklerini düşünüyor olabilirler bir konuyla alakalı olarak. Buna çok takılmasınlar. Bu konuyu çözümlemeye ve bu konunun çözümü için harekete geçmeyi bu hafta kendilerine ne edinsinler? Hobi. Hobi mi? Kafalarını meşgul etsinler. Hayır. Onu demeye çalışmadım. Yani bu hafta daha çok olayların çözümünü bulmayı kendilerine düstur etsinler mi denir. Onu bulmaya çalışıyorum. Hobi nereden çıktı? Yani şimdi bilemedim. Şeyda, kötü olaylar beni gelse. Şeyda. Aslında dinliyorum da bir yandan şunu düşünüyorum şimdi. Pazartesi salı demiştik değil mi? Evet. Pazartesi salı günü kötü olaylar. Yani kötü olay gelme ya da kötü olay değil. Uzaktan haber alabilirler ve bu haberlerin örnek veriyorum duydukları bir şey onları tedirgin edebilir. Kötü bir şey alacak değiller. Yani olumsuz bir habere karşı, olumsuz bir haber almaya karşılık işte hani biz genelde hep modumuzu düşürürüz de ya ne yapacağız işte olmayacak, işte yapmayacağız gibisinden. Hani bu noktada bir ters tepki geliştirip işte hani kafalarını meşgul etsinler diye düşündüm ama çok tatlısın. Tabii ki örnek veriyorum. Tabii ki şey anlamında söylüyorum ama Allah korusun bir kaza olsa. Şimdi orada kaza var. Sen burada hobine yönelemezsin. Yok evet tabii. Yani, o ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Ama dediğin doğru. Mesela çok fazla hani ruhları sıkılıyorsun. Mesela ne dedi Mustafa Bey? Depresyondayım dedi. Evet. Aynen Şeyda'nın dediğini yapabilirsiniz Mustafa Bey. Yani bunun için çok büyük paralara ihtiyaç yok. Bir hobi bulmak aslında dünyanın en büyük ve en keyifli işi. Yani mesela benim evimde bal mumu vardır Şeyda. Eşimden öğrendim onu. Bal mumu mesela çok böyle stres olduğum zaman o bal mumundan mesela şekiller yaparım.
Çok güzel. El işlerim vardır. Çanta örerim mesela. Çok streslendim mesela. Ne yapacağımı bilmiyorum. Aynı anda 1500 tane iş var. Söz vermişim. Son gün var. Çok yaklaşmış. Ne yapacağım? Hemen böyle bir tamam hani şu an panik yaparsan da hiçbir şey değişmeyecek deyip çakılı 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 iki tane düz bir haroşa örüyorum. Ondan sonra rahata kavuşuyoruz ya da bal mumuyla. Çok stresli bir günse bal mumuyla oynamak daha iyi geliyor. Evet. Ya da bulaşık yıkarım. Çok ilginç şeylerim vardır benim. Bayağı bunları ben de temiz temiz. Aa çok severim. Önce köpüklü bir su hazırlayacaksın köpük köpük. Sonra bütün oradan böyle tabakları, temiz tabaklar, indirip indirip o köpükle böyle temizledikçe sorunlarım gidiyormuş gibi oluyor. Ve biliyor musun, bulaşık yıkamak dünyanın en kafa rahatlatıcı şeyi. O an bütün sorunu yaparken bir anda bir bakıyorsun, aa hiçbir şey düşünmemişim, pıt diye o sorunlar gidiyor. Tertemiz tabaklar. Tertemiz tabaklar. Şahanesin sonra ya. Sonra lavabodan da böyle çekiyorsun tıpayı, o su gidiyor diyorsun ki, oh bütün o sıkıntılarım, sorunlarım, dertlerim, tasalarım da oradan gitsin, artık benden bu kadar diyorsun. E insanız. E tabii düşün, ki de. Düşün. Ben bir kere sıkılırım. Bir müddet sonra şey dedim, çok takıldın yani. Bırak gitsin. Ne yapacaksın? Yapabileceğimiz bir şey yoksa hiç şartlara uyum sağlamamız gerekiyor. Yine çenem düştü değil mi? Yok canım. Ben sabaha kadar dinlerim. İzleyenlerimiz de dinler bence. Şimdi Hande'cim, Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşmişti. Evet. Bir saniye şu hani aslanlar bize kızmasın diye söylüyorum. Evet. Şu Satürn düzeldi, onların iş alanlarında geriliyordu. Bu alanlarda yeteri kadar disiplini olamamış olabilirler yaz döneminde ve bu noktalarda biraz böyle artık her şey üstlerine gelmiş olabilir. Ama şimdi artık burada Satürn düzeldiği an itibariyle onlara yeni görevler, yeni sorumluluklar verecek ve daha iyi hissederek bu görevlerin üzerine gidecekler. Yine sağlıklarıyla ilgili konularda da düzelmeler devrede olabilir sevgili aslanların. Bu hafta spekülatif işlerden uzak dursunlar. Hani spekülatif iş derken herkesin tabii ki bir iş yeri yok. Hı hı. Ya da herkes tabii ki yatırım yapmıyor. Ama yatırım yapacakları için bu hafta aman döviz miydi, altın mıydı, borsa mıydı, onu mu yapsam, bunu mu yapsam kararsızlıkları içerisinde biraz sıkıntı, sorun ya da kayıp yaşayabilecekleri bir hafta olabilir. Buna dikkat etsinler. Parayı bir yere öderlerken hani para kaybedebilirler, düşürebilirler. Bunlara dikkat etsinler. Başak ve yükselen başaklar için söylemiştin, bir yeni ay demiştin değil mi? Evet. Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşmişti. Gerçekleşmişti ve geçtiğimiz cumartesi günü de tam zıtta olan 15 gün sonra da Balık Burcu'nda bir dolunay olmuştu. Şimdi artık dolunayın etkisindeyiz ve ikili ilişkiler, özel hayat alanı ön planda. Ama bu dolunayda ikili ilişkiler ve özel hayatta depresif etkiler ve hayal kırıklıkları da oluşabilir de söylemiştik zaten yaptığımız program içerisinde geçtiğimiz haftalarda. Şimdi bu hafta birazcık daha ilişkilerden, işlerden, adım attıkları her konudan ne elde ettiklerine bakacak sevgili başaklar. Yani benim elimde şu an ne var? Evet, benim elimde şu an ne var? Bir iş yaptıysam benim cebime giren para ne? Bir ilişki içerisine girdiysem ve fedakarlıklarda bulunduysam bunun sonucunda ben ne alıyorum bu ilişkiden? Bunu sorgulayacaklar. Bir ortaklıkları varsa ortaklıkların onlara yarayıp yaramadığını görecekler. Kendilerini güvende hissetme ihtiyaçları yüksek. Bu dönem para harcamaya da meyilli olabilirler. Birkaç tane iş görüşmesi arka arkaya gelebilir ve bunlar parasal konularda onların elini rahatlatabilir. Ama bu rahatlık onların para harcamasına da neden olacak. Güzel objelere, eşyalara para harcamayı sevecek sevgili başaklar. Ne elde ettiğinizi göreceksiniz. İkili ilişkiler ve özel hayatınızda özellikle ailevi konularda biraz yanılgılar, hayal kırıklıkları yine devrede. Neyi yanlış yaptıklarını ve neyin işlemediğini gördükleri bir dönem. Yani bu hafta özellikle parasal konular ön planda ama tamamen bu hafta aşkla ilgili konu ve olayları başakların çözeceğini söyleyebilirim. Şahane. Zaten bir izleyenimiz başaklarda aşkla ilgili bir sorunlar yaşadığını ve bir takım düşüncelerini dile getirmişti. Buradan da böylelikle yanıtlamış olduk. Evet. Yani aşkla ilgili konular önemli artık. Hayatla ilgili sorumluluklar da devreye giriyor, çocuklarla ilgili sorumluluklar da devreye giriyor. Ama merak etmesinler artık hani neyin ne olduğu ortada ve bu hafta bütün bunları tamamlayacak gücü kendilerinde taş yerine oturuyor. Bulacaklar. Evet. Rahat olacaklar yani. Hı hı. Onun dışında sağlıkları iyi hani soracak olurlarsa. Sağlıklarında bir sıkıntı yok.
Tabii ki mide, kramplar, biraz bu sisteme dikkat etmeleri de gerekebilir. Şimdi terazi ve yükselen terazilere geldiğimizde Venüs onların burcuna geçti. Artık rahatladıkları, güzelliklerine önem verdikleri bir dönem içerisine girdi sevgili teraziler. Yani daha sosyal olacakları, daha güzel şeyler giymek isteyecekleri, belki saçını değiştirecek sevgili bayan teraziler. Belki diyecek ki üf çok sıkıldım artık biraz bir röfle mi yaptırsam, işte bir cilt bakımına mı gitsem, işte ne diyorlar kirpik liftingi mi yaptırsam, ellerime tırnaklarıma mı baksam. Yani güzelleşme zamanı sevgili teraziler. Yoruldunuz, zor bir aydı. Geçtiğimiz dönem Ağustos'un ikinci haftası itibariyle artık birazcık böyle kendi içinize çekildiğiniz bir dönemdi. Hala bazı noktalarda tam anlamıyla kendinizi hani böyle iniş çıkışlarınızı idare edemiyor olabilirsiniz ama bir hafta kaldı, bir hafta sonra tamamen bu etkiden de kurtuluyor olacaksınız. Ev, aile, yuva alanlarınızda yaşadığınız sıkıntı ve problemlerin çarşamba günü itibariyle daha oturaklı, daha sağlam temellere oturacak bir dönemi başlattığını söyleyebilirim. Bu alanlarda önemli sorumluluklar karşınıza gelebilir. Bu hafta beraber çalıştığınız insanlarla olan bağlantılarınıza dikkat etmenizde fayda olacak. Yine yakın çevreniz ve onların ailesiyle ilgili konularda bazı sorunlar karşınıza gelebilir sevgili teraziler. Evet, akreplere geldik. Mesela akrepler için sosyal çevreleri aktif, çok geziyorlar, dolaşıyorlar fıt 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 oradan oraya. Ama artık bu dolunayla beraber hem aşk hayatlarına, özel hayatlarına çekilmek hem de kendilerine birazcık daha vakit ayırmaları gereken bir süreç içerisine giriyorlar. Özel hayatlarında karşı tarafın işle ilgili ve sağlıkla ilgili konu ve olayları önem kazanacak. Aynı zamanda arkadaşlarla olan bağlantılar şöyle bir gözden geçirilecek. Ve tabii ki parasal konular en dikkat etmesi gereken konuların başında geliyor sevgili akrep ve yükselen akreplerin. Ama bir iki hafta başınızı dinleyeceksiniz sevgili akrepler. Ben bu dönemi çok beğenirim genelde. Herkesin bir içe döndüğü dönemler vardır. Bazı insanlar bu dönemleri depresif geçirir. Bazı insanlar bu dönemleri çok sever. Ben çok severim. Genelde insanın hani en verimli olduğu, üretici olduğu dönemleri temsil eder. Çünkü ilham gücünü keşfeder kişi. Dış dünyadan gelen çok fazla bir uyarı yoktur. Ya da o uyarıyı almak istemezsin. Kendi köşene kapanmışsındır. Kendi iç sesinle, kendi düşüncelerinle ve yapacaklarınla, planlarınla baş başa olduğun bir dönemdir. Yazmak için çok ideal bir dönemdir. Mesela yazan akrepler varsa bu dönemi iyi değerlendirsinler. Çok acayip fikirler gelebilir. Yine rüyalarınız bu dönem size ilham verebilir sevgili akrepler. Zaten akrepler deyince akla rüyalar da geliyor. Bu dönem bu konular çok hızlanacak. Platonik aşklara takılabilirler. Bir aşkı gözlerinde çok büyütebilirler. Uzaktan sevebilirler. Hayatlarında bir insan varsa o insan o dönemde çok çalışmaktan ya da işle ilgili bir durumdan kaynaklı olarak hayatlarında çok olmayabilir. Bunun bunalımını yaşayabilirler. Şimdi akrepte de tıpkı başaktaki gibi hep böyle bir nasıl diyeyim endişe durumu vardır. Endişeli bir ruh hali vardır. O yüzden bundan uzak dursunlar. Disiplini olmakta zorlandıkları konular artık geride kalmaya başlıyor. Çarşamba günü itibariyle iletişimsel işlerinde daha planlı, oturaklı, daha sistematik bir dönem başlayacak akrepler için. Yine yakın çevre bağlantılarının da önemli olacağı bir süreç olacak bu. Bu hafta dediğim gibi yine risk içeren işlere, dövizli, borsa gibi yatırımlara dikkat etsinler. Yanılma ihtimalleri yüksek. Spekülasyona açık olacaklar çünkü. Hani birinden bir şey duyabilirler, hani bunu yapayım derken bambaşka bir noktaya gidebilir ve kayıp yaşayabilirler. Bu etkiye dikkat etsinler. Ve harcamaları tabii ki. Ben en çok akreplerin eğer bu sene 2019 yılı içerisinde bir iş girişiminde bulundularsa eğer, bir yer açtılarsa mesela, yükselen akreplerin ve akrep burçlarının ya doğru işimi yaptım, hani bu değil de keşke bunu yapıyor olsaydım diyecekleri bir döngü içerisinde olduğunu düşünüyorum. Keşkeler ön planda. Keşkeler ön planda. Yani bu da işle ilgili bazı gerçeklerle karşılaşmalarına, belki evdeki hesabın çarşıya uymadıklarını görmelerine sebep olacak. İlla tabii ki bu iş yanlış demek doğru değil.
ama o işin içerisinde neyi yanlış yaptıklarını görecekler. Evet. Böyle her seferinde evet diyorsun, üzülmüş gibi. Var mı akrep? Evet, yani. İşte yakın arada, çevremde var diye. Arada gülüyorsun Şeyda, gözlerindeki o gülmeyi görüyorum ben. Ama bozmuyorum, anlatmaya devam edelim. Niye gülüyorsun? Onu sonra konuşalım. Hatta. Zaten geçen hafta bir pot kırdık. Neden? Bu şey, ben kırdım, sen değil tabii ki de. Aha, anladım. Birkaç izleyenimiz de fark etmiş. Özel hayat gelmiş, mevzuları. Özel hayat mevzuları. Ya niye pot olsun? Burada biz bizeyiz, konuşuyoruz. Ne olacak ki? Gizlimiz saklımız. Değil mi ya? Gizlimiz saklımız yok. Sizi de konuşuyoruz. Ya Şeyda ya. Şimdi ben bir şey diyeyim mi? Ben bundan çok sıkılıyorum. Belki tabii ki yaşım daha ileride artık. Hani belli bir dönemi geçtim. Evliyim vesaireyim. O gençken yaşadım. Ay gördü mü? Ay dinledi mi? Ay okudu mu? Ay oldu mu? Ay o ne diyecek? Bunlar o kadar boş ki. Ben böyle gençlerin bunlarla vakit kaybetmesini istemiyorum. Hayatta en güzel şey dürüstlük. Hayatta en güzel şey şeffaflık. Ne kadar dürüst ve şeffaf olursan hayatta işlerin o kadar hızlı ve etkin bir şekilde ilerliyor. Biz Türklerde yok bu. Bizim ülkemizde yok. Biz A dedim, karşı taraf B anlasın istiyoruz. Bütün ilişkilerimiz bunun üzerine evet. Kurulu. Yanlış. Dürüst. Kardeşim ben senden hoşlanıyorum ya da benim sana ilgim var. Bakalım ilişkimiz gidecek mi, gitmeyecek mi? Ya da sen benden hoşlanıyor musun, hoşlanıyor. Buna biraz çevirmemiz lazım. Boş ver. Gör. İşte bu noktada da çok adım atamıyoruz ya. Niye? Ya da şöyle bir şey var. Ya adım atıyoruz. Tabii ki mesela kadınların erkeklere göre bu noktada toplumumuzun belirli görgü kuralları vesaireleri de var. Ben gidip bir kadının bir erkeğe hadi bakayım ben abi öyle değil. Ben hoşlandım ya da öyle bir şey asla ben de kabul edemem. Hani ben zaten beni izleyenler gayet iyi bileceklerdir. Daha böyle kibarımdır, naifimdir, nazimdir bunu söylerken. Ama hani bir şey varsa da kaçmayalım, saklanmayalım. Hani bir şey varsa o insanla sohbet edelim. Ondan hani belli edelim hoşlandığımızı. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Ama bu sefer de belli ediyoruz, yine bir adım yok. Onu ne yapacağız? Önce sen bir et. Karşı tarafında şeyi varsa. Yeteri kadar etmedin diyorsun. Evet. Yani istiyoruz ki bizim kafamızdaki düşünceleri karşı taraf anlasın. Öyle bir hayat yok. Karı koca evet. ilişkisinde de yok, evlilikte de yok. Söylediğin zaman karşı taraf bilir. Ben bunu öğrendikten sonra evliliğimde çok rahat ettim. Şimdi artık direkt söylüyorum eşime. Diyorum ki ya ben bunda çok kırıldım. Ben bunda çok üzüldüm. Ya da bana ben bunu istiyorum. Bunu yapabilme olasılığımız var mı diyorum. Açık açık konuşunca da her şey çok güzel oluyor. Yani hep karşı taraftan beklemeyelim. Evet ama oğlum bunu ne yapacağız? Ben bir saattir ne konuşayım? Zaten bunu işte oğlak gibi işte biraz çekingen olan burçlar Oğlak gibi, işte Başak gibi biraz o çekingenliği kullanan burçlar için söylüyorum. Akrep gibi, akrep bir de şüphecidir. Önce karşıdan görmek ister, iyice vesaire emin evet. olacak, edecek. Hani bunları biraz kendimizi aşmak için kullanalım. Yani bu benim aman burcumun özelliği deyip çekip gitmeyelim. Değişelim. Tamam ben tüyoyu aldım. Haftaya bu konuyu tekrar konuşalım. Arkadaşlarımız da dahil olsun. Tamam. Tamam. Anlaştık. Tamam ben her hafta senden rapor alacağım. Tamam. Bu hafta ne yaptın? Karşı tamam. taraf ne yaptı? Bak çok güzel bunu bir şey haline getirebiliriz. Hani ne oldu ne etti bir aksiyon haline getirebiliriz. Tamam. Yay ve yükselen yaylara geldik. Önemli bir ay. Söylüyoruz zaten. Hani çok göz önünde bulunacakları, toplum önü ilişkilerinin önem kazandığı, eve girmek istemeyecekleri bir ay açıkçası. Ve bu ay içerisinde, bu hafta sosyal çevreleri çok aktif, bir sürü yere gidecekler ve değişik insanlarla karşılaşacaklar. Değişik insanlarla karşılaştıklarında, tanıştıklarında onların söyledikleri bir takım şeyler akıllarına takılabilir. Biraz bunu kendilerine dert yapabilirler ama yapmasınlar. Sonuçta o insanlar da bunu boş yere söylememiş olacak. Hani kendilerinde değiştirebilecekleri bir konuysa, bunu değiştirmeye özen göstersinler bu hafta başında. Satürn düzeliyor. Maddi konularda daha sağlam ve kararlı ilerleyecekleri, en azından birazcık daha hesap kitap işlerini sağlama alacakları bir döngü içerisine giriyorlar. Çünkü yaz döneminde Satürn bu alanlarda geriliyordu. İyice bırakmış, iyice sermiş olabilirler parasal konuları. Şimdi artık toparlanma zamanı. Zaten
bunu görecekler. Ailevi alanda aile büyükleri ya da ailede yaşadıkları insanlar biraz gizemli, birazcık böyle onların bilmediği şekilde davranıyor olabilir. Bir şey gizliyor olabilirler aile büyükleri. Ya da hani üzülmesin, sıkılmasın diye de olabilir bütün bunlar. Biraz aile büyükleri ya da aile hayatındaki insanlarla olan bağlantılarda hayal kırıklıkları ve bu noktalarda biraz zorlandıklarını görüyorum sevgili yaylarım. Oğlaklara geldiğimizde ve yükselen oğlaklar tabii ki lütfen yükselenize göre dinlemeyi unutmayın. Çünkü bütün döngü birinci eve, örnek veriyorum oğlağı anlatırken oğlak burcunu birinci eve koyuyoruz. Yani yükselen evine koyuyoruz. O yüzden aslında otomatikman yükselen oğlakları anlatmış oluyoruz. Döngüler buna göre çalışıyor. Şöyle söyleyeceğim, kariyerde çok hızlı bir döngüye girdi yükselen oğlaklar. Yani çok kendilerini gösterecekleri, işlerinde dengeyi sağlayacakları, mesela patronlarıyla bağlantılarını kuvvetlendirecekleri bir dönem. Evet. İşte zam, terfi ya da işle ilgili konuşmaları yapmak için uygun bir dönem. Kafalarında bir takım planlar vardır, bunları aktarmak için uygun bir dönem. Bir sürü insanla konuşma ve görüşmelerini hızlandırabilirler. Oğlak ve yükselen oğlakları bu hafta gerçekten bu anlamda şanslı bir takım etkiler bekliyor. Satürn de düzeliyor yükselen oğlak olarak. Süper. Çarşamba günü itibariyle hayatın kontrolünü yeniden ele almaya başlıyor sevgili oğlaklar. Hala halletmeleri gereken bu ay içerisinde birkaç konu ve olay var. Onlar da hallolduktan sonra işler güzel olacak. Bunu daha önce söylemiştim, yükselen oğlaklar için bu sene ikili ilişkilere odaklanma zamanı. Partner ve ortakla bir şeyler yapma zamanı. O yüzden ikili ilişkilerin üzerlerine düşsünler. Bu hafta biraz bu konularda ön planda olacak sevgili oğlaklar için. Yakın çevrelerinden yana hayal kırıklıkları devrede olabilir. İletişim halinde oldukları insanlara dikkat etsinler. Bu yanlış yönlendirme gibi mi? Evet. Bazı konularda aslında o insanlardan düşündükleri feedbackleri alamadıklarını görebilirler. Kova ve yükselen kovalara geldiğimizde seyahatler, eğitimler, başka insanlarla yapılacak önemli işler, gelecek planları, hayattan fazlasıyla keyif aldıkları bir döngü içine giriyorlar. Parasal konular hala ön planda ve bir para geçebilir ellerine ama bu parayı nasıl değerlendirecekleri konusunda bir takım yanılgılar da devrede olabilir. Bu dolunayla beraber bu hafta bu etki de devrede olacak. Sosyal çevrelerini iyi kullanmaları, arkadaşlıklarından fayda görmeleri gereken bir süreç ve tabii ki eğitim ayağında kovaların bu hafta çok şanslı olduğunu görüyoruz. Gezmekten de kendilerini alamayacaklar. Aynı zamanda Satürn düzeliyor. Satürn'ün düzelmesiyle beraber birazcık daha disiplini olmaları gereken alanların aktif olduğunu görecekler. Önemli çalışmalarda bulunabilirler. Bu çalışmalar yurt dışı bağlantılı konuları ele alabilir. Kurumlarla ilgili konuları ele alabilir. Aynı zamanda mesela ruhsal çalışmalar yapacaklarsa, bir takım meditasyonlar yapmayı düşünüyorlarsa ya da bunlar hep böyle çalışmalar ya, nefes çalışmaları vesaire. Her şeyin başının disiplin olduğunu fark etmeleri gerekiyor sevgili kovaların. Kova böyle bir şeyi sever, disiplini, ama bir çıkış yolu bulmayı da çok seven bir burçtur. O yüzden aslında her şey olması gerektiği gibi sabırla, ağır ve disiplinle ilerlemek üzerine kurulu. Balık ve yükselen balıklara geldiğimizde ikili ilişkiler ve özel hayatları aktif Eylül ayında ve bu alanda bir takım tartışmalar, bir takım hayal kırıklıkları, sıkıntı ve problemlerle de karşılaşma ihtimalleri çok yüksek. Bu hafta parasal konular ön plana geçiyor. Birazcık daha özel hayatlarına, cinselliğe ya da şöyle söyleyeyim, birazcık daha kendi içlerine, özel hayatlarına çekildikleri bir dönem olacak sevgili balıkların. Mesela rüyaları bu dönemde çok çıkabilir, hisleri çok çalışabilir ve para harcamalarının hızlandığı bir dönem olacak. İş ve kariyer hayatında doğru insanların peşinden gidip gitmediklerini görecekler, doğru işi yapıp yapmadıklarını algılayacak sevgili balıklar. Ve tabii ki bu hafta sosyal çevre ve arkadaşlık alanında da daha etkin olacakları bir dönemin başladığını söyleyebilirim sevgili balık ve yükselen balıklar için. Evet, böylelikle son burcu da tamamlamış olduk. Ağzına sağlık anneciğim, yine şahane şeyler söyledin valla. Arkadaşlar bu hafta bu kadardı.
16-22 Eylül'ü konuştuk. Biliyorum siz de benim gibi çok üzgünsünüz şu an ama haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Sizi çok seviyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.